Sevgili hocam. Ne haber? Sevgili Mustafa hocam. İyiyim çok şükür, sen nasılsın? İyidir, teşekkür ederim. Bugün yine bakalım başımıza ne çoraplar öreceksin. Yani yaşadığımız dönemin belki de en kritik eğitim başlıklarından bir tanesini konuşmak istiyorum. Bunun daha doğrusu nasıl eğitime dönüşebileceğini merak ediyorum. Çünkü bu sosyal hayatımızın belirgin bir parçası ve bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde herkes bununla ilgili yaşamının bir bölümünde çaba sarf ediyor. Ama bu nitelikli bir eğitim grubuna dönüşememiş problemlerden bir tanesi. Alışkanlıklar değiştirmek. Oo, yes. Alışkanlıklar değiştirmek. Tam adamına geldin. Alışkanlıklar geliştirmek. Değiştirmek, evet. Geliştirmek, üretmek bir şeydi. Hayatımızın tümünü belli rutinler ve alışkanlıklar belirliyor. Şimdi hangi alışkanlıklara sahipsek 2 yıl sonrasındaki insan o. Yani gelecekle ilgili herkesin 20'li yaşlardan başlayıp devam eden bir planı var, isteği var, talebi var hayattan. Ve bu taleplerin aslında şimdiyle ilgili olduğunu hep konuşuyoruz. Şimdi ne yapıyorsak geleceği öyle inşa ediyoruz bizim yaptığımız şeyle ilgili. Kaosun etkisi hariç, bunu okumak, belirsizlikleri okumak pozitif bir yan etki işin içerisinde. Ama bizim yapabildiğimiz, etki edebildiğimiz dünyayı aslında alışkanlıklar belirliyor. Ve hangi alışkanlıklarla hayatımızı geçiriyorsak, şimdiki zamanı geçiriyorsak, Mustafa Acıngül yaptırıyor ya, o bir haftanda ne yaptığını bir kontrol et bakayım. Geçtiğimiz haftada bir not etmeye başla diyorsun. Birdenbire bambaşka bir Mustafa Can'la karşılaşıyorsun. Sen de tecrübe ettin onu, evet. Ben de tecrübe ettim. Bambaşka bir Mustafa Can çıkıyor. Senin zannettiğin ya da tarif ettiğinin dışında bir şeyle zaman geçiriyormuşsun. Ve bununla gerçekçi karşılaşmak insanı birazcık demoralize de ediyor yani. Yani. İşte bu, evet. Farkındalık dediğim şey böyle bir şey zaten. Evet, mesela benim işimin önemli bir bölümünün iş takibi yapmak olduğunu orada fark ettim ben. Halbuki hayatta aklıma gelecek şeylerden bir tanesi değil. Yani iş takibini bir iş şeyi olarak hiç yazmadım bir kenara. Halbuki, büyük vaktini o yiyor ama. O yiyormuş yani. Tabii. Bir şeyde. Yani onu takip etme, orada beklemeler ya da işte o süreci yönetmeler hikayesi. Şu alışkanlık mevzusu, alışkanlık nedir? Alışkanlık nasıl dönüşür, değişir ya da biçimlendirir? Bu konuda farkındalık geliştirmek nasıl mümkün olur? Ve peşi sırada hangi alışkanlıkları geliştirmeyi öğrenmek, hangi alışkanlıklara doğru gitmeye çalışmak, hangi rutinleri kurmaya çalışmak bizi daha kolay inşa edilebilir bir geleceğe yönlendirir. Üzerine azıcık sohbet edelim istiyorum. Ve pası sana atıyorum. Alışkanlık nedir? Evet, alışkanlık bizim bilincimizi salan ve serbest bırakan, tekrarlı hareketlere verdiğimiz bir isim. Alışkanlıklarımız olmasa bu dünyada yaşamak mümkün olmazdı. Niye? Biz bazı şeyleri, yani hemen hemen yaptığımız her şeyi çok komplike bir işte psikomotor sistemle yürütüyoruz. Duyuyu alacaksın, değerlendireceksin, karar vereceksin, uygulayacaksın, yani kas hareketleriyle ya da işte konuşarak onu hayata geçireceksin. Şimdi bu işlemlerin büyük bir çoğunluğu son derece masraflı. Fakat bizim beynimizin ya da tabiattaki bütün beyinlerin uzmanlık alanı şu: zaman içerisinde tekrarlı olarak yaptıkları hareketlerde ustalaşıyorlar ve bir süre sonra ona dair özel devreler geliştiriyorlar. Bu devreler sadece o ne kadar karmaşık olursa olsun hareket tipine tahsis edilmiş oluyor. Ve sen artık bilinçli dikkatini oraya yönlendirmeden, diğer düşünsel işlevlerini askıya almadan o işi yapabilir hale geliyorsun. Bu işe işte ustalık kesbetme, ustalık kazanma falan filan diyoruz. Şimdi biz hayatımızın birçok kısmını, günlük hayatımızın %90'dan fazlasını üzerinde düşünmemize ihtiyaç olmadan tekrarlı hareketlerle gerçekleştiriyoruz. Mesela ben arada bir bizim videoları falan ya da işte benim başka yerde konuştuğum şeyleri izleyip kendi motor hareket alışkanlıklarımı izlemeyi severim. Mesela sık sık şu hareketi yapıyorum şöyle. Sık sık sen böyle falan filan. Şimdi bunlar niye? Hiç aklımıza bile gelmiyor. Bunu yapayım diye düşünmüyoruz. Göz kırpma gibi. Gayri ihtiyari yaptığımız şeyler. Aynı sistem bizde daha büyük ölçeklerde de çalışıyor. Mesela bütün hayatımız boyunca az önce söylediğim gibi kaderimizi belirleyecek belli davranış kalıpları da beynin aynı yeteneğine bağlı olarak ustalaşmayla bir şekilde hayatımıza yerleşiyor. Fakat bu ustalaşmanın bedeli bilinçsizleşme. O hareketleri yaparken bilinç alanı dışında başlama ve bitirme. Ve çoğu zaman hayatımızda rastladığımız bazı sonuçları değerlendirirken, yani bunlar bize niye oldu derken, burası çok önemli, bilincimizin uyanık olduğu durumlardan topladığımız verilerle bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Halbuki çoğunlukla yaşadığımız sonucu doğuran şey bilinçsiz hareketlerimiz sırasında aldığımız kararlar, biriktirdiğimiz aksiyonlar, bilmem neler. Onların sonucunu aslında yaşıyoruz. Ve hep bunlar benim başıma niye geliyor sorusunun cevabı
Allah kahretmesin hep o öyle yaptığı için şeklinde çıkıyor. Çünkü bizim hep karşı taraftan beklenmedik bir durumla karşılaştığımızda bilincimiz bir ayılıyor. Bir dakika diyor, beklenmedik bir şey var burada. Ve onları hafıza sarayına yerleştiriyoruz tık tık tık. Ve geri dönüp hatırlarken de hep o bizi şaşırtan ya da hayal kırıklığına uğratan, beklentilerimize uymayan durumları hatırlayıp onlar üzerinden akıl yürütüyoruz. İşte birçok insana efendim sen işte bakışını değiştir, hayat değiştirsin, kendini tanı, kendinle uğraş falan deyince bunu böyle kişisel gelişim ponçikliği olarak falan algılayan bir sistem var. Doğru da çünkü bu laf çok amacı dışında kullanılmış. Jargon biraz ucuzlatılmış bir şey ama aslında bu kendi davranışların üzerine geliştirdiğin derin farkındalığın seni kader gibi görünen bazı sonuçlara sürekli uğramaktan kurtardığı gerçeğiyle alakalı bir şey. Biz bazı şeyleri döngüsel olarak sürekli yaşıyoruz. Çünkü davranışlarımız bilinçsiz olarak hayatımıza yerleşmiş düşünce ve davranış kalıplarımız bizi hep oraya götürüyor. Ama ne zaman ki o hikayeyi fark ediyorsun, o alışkanlığı fark ediyorsun. Ya diyorsun ben niye bunu hep böyle yapıyorum ya da niye bunu ben hiç böyle yapmıyorum diye bir düşünüyorsun. Sonra bununla dair bir aksiyon geliştirmeye başlıyorsun. Ne oluyor? Bilinç ayılıyor. Yeni yollar, yöntemler keşfediyorsun ve bir süre sonra başına gelenler de değişiyor aslında. Olan şey bu. Dolayısıyla kimin kitabıydı o bu? Kendiniz olma alışkanlığını kırma diye bir kitap vardı. Dünyada bayağı popüler olmuş. Bu arada ben o kitabı hiç okumadım. Joe Dispenza'nın kitabı. Bu arada çok söylerler Joe Dispenza'yla illa tanışman lazım falan ama ben tanımıyorum kim olduğunu. Kitabı da bende duruyor. Hala okumadım ama review'lerini çok okudum. Yani niye bu kadar popüler olduğunu anlamak zorunda kaldım. Çünkü çok referansını duyduğum bir kitap. Orada mesela bizi biz yapan şey aslında adına ben dediğimiz şeyin rutin davranışları ve alışkanlıkları aslında arka planda. Zor bir şey. Alışkanlıkları fark etmek ayrı bir zor. O farkındalığa göre aksiyon planlamak ayrı bir zor. O alışkanlıkları değiştirip yerine yeni alışkanlıklar koymak ayrıca bir zor. Şimdi bunun kısa yolu var, uzun yolu var. Bugünkü muhabbette onları bir tartışırız ama benim en kestirme önerim her zaman şu oluyor. Çünkü kendim böyle uyguluyorum. Bizim çokluklar devrinde olduğumuz için yapabileceğimiz bir sürü şey var. Sayısız kişisel gelişim öğretisi opsiyonu arasından birkaç tanesini seçip kombin bile yapabiliriz. Onlardan bir şey üretebiliriz falan ama bunların büyük bir çoğunluğu hayata uygulanmaya kalktığımızda başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü biz kötü bulduğumuz bir alışkanlığımızı genellikle değiştirmeye çalışıyoruz. Fakat onun yerine koymaya çalıştığımız alışkanlık ya da davranış kalıbı yeterince tatmin edici değil bizim için. Hep bir eksiklik, hep bir boşluk duygusu yaratıyor. Ben buradan bakınca ben de öyleyim. Yani kolay kolay alışkanlıklarını değiştirebilen bir adam değilim çoğu gibi. Ne yapıyorum? Hayatıma tamamen kendimle ilgili vakit kaplayıcı yeni bir alışkanlık ilave ediyorum ama bu alışkanlık benim kendimi ya yaparız hadi beraber yapalım ya da proje güzelmiş gel beraber girelim dediğim kendi kendime bağladığım bir dışsal sözle başlıyor. Ve bir süre sonra o yaptığım iş bana zihinsel ödül sağladıkça olumsuz birçok alışkanlığımı yapmaya vakit bulamadığım için o bir yer kaplıyor hayatımda ve beni başka bir tarafa doğru götürüyor. Ben buna olumlu yeni alışkanlık kazanma adını verdim kendimce. Olumlu yeni alışkanlık kazanmanın bence yolu da hoşuma giden şeylerden bir kombin yapıp biraz rahatımı bozacak bir şeye evet demek. Yani daha önce yapmadığım bir şeyi işte yapmaya kalkmak. Biliyorsun Açık Bey'in başı bununla belada. Yani ben her şey olur hallederiz ya yapalım çok güzelmiş falan dediğim için hani çoğu zaman pösteki saymak durumunda kalıyoruz ama kişisel hayatımda beni saçma sapan işlerle uğraşmaktan ki çok fazla saçma sapan alışkanlığı olan bir insanım. Onlarla uğraşmaktan men eden şey meşguliyetim. Ve hani bizim eski kültürde de işte boş bir zihin şeytanın çalışma odasıdır diye bir laf vardır ya. Çünkü zihnin boş kaldığında seni bilinçsiz alışkanlıklarına sevk eder ki bilinçsiz alışkanlıkların büyük bir çoğunluğu hayatta kalma donanımının atavi refleksleriyle ilgilidir. Devamlı yiyeyim, devamlı güvendireyim, aman kımıldayım, aman bulaşmayayım, hep böyle benimle aynı şeyi söyleyenlerle takılayım falan gibi otomatik seni güvende tutacak, öngörülebilir alandan dışarı çıkarmayacak davranış kalıplarında tutar seni. Dolayısıyla bu da tabii gelişime engel bir şey ve yeni bir şey yapamazsın ve hep aynı dertleri yaşamaya devam edersin. Ve bir süre sonra bu dertler senin artık mütemmim cüzün haline gelir. İşte buradan çıkabilmenin yolu, benim kestirme yol dediğim birinci yol, hakikaten tatmin edici bir şeylerin peşinde koşmak ama bu tatmin edici şeyleri üretken alışkanlıklara dönüştürmek. Yani tadını alıp bilmem kaç tane ülke gezdim süperdi şu anda ne yapacağım bilmiyorum falan tarzında bir şey değil de ya o gezmelerinden, o görgülerinden bir şey türetmek, yazmak, çizmek, ne bileyim anlatmak ya da bir sanat eseri yaratmaya çalışmak falan filan gibi üretici bir şeye dönüştürebilmesi. Bu işin kestirme yolu.
Uzun yolu ise biraz sonra söyleyeyim, o çünkü biraz zor. Yani onu anlatması da biraz problemli. Ya da kısaca şöyle söyleyebilirim, onu üzerine tartışırız. 28 gün bir şeyi tekrar ettiğinde değişir hikayesi var ya. Şimdi yeni bir çalışma yayınlanmış. Daha tam kaynağına bakmadım ama 66 gün sürdüğünü iddia ediyorlar. 28 gün yetmiyormuş. Ne olursa olsun 1-2 ay boyunca bir şeyi tekrar ettiğinde beynin plastisite özelliği gereği, yaşın kaç olursa olsun bu arada, o yeni edinmeye çalıştığın alışkanlığa dair devre güçleniyor, öbürleri azalıyor. Şimdi bu mümkün, bu yapılabiliyor. Mesela bağımlılıklardan, kötü alışkanlıklardan falan kurtulmak için bu denenen bir yol. Onu atıyorum 2 ay boyunca yapmazsan aslında fizyolojik olarak, beyin fizyolojisi açısından artık onu bilinçsiz olarak yapma güdün gittikçe azalıyor. Bir de bunun yerine yeni bir şey koyabilirsen, başka bir alışkanlık edinirsen, bu alışkanlık seni öbür alışkanlığı yapmaktan men edecek şekilde yer kaplayarak meşgul ediyor aslında. Fakat buradaki problem şu, kulağa çok iyi geliyor. İlk başta mesela atıyorum sigara kullanıyorsun ya da ne bileyim işte sürekli akşam yemek yiyorsun. Daha az zararlı gözüken aslında daha çok zararlı olan bir alışkanlığı ele alalım. Gece yemek yeme alışkanlığı var. Onun yerine efendim akşam şunu yapayım mesela iki satır yazayım ya da ne bileyim çıkayım bir yürüyüş yapayım gibi bir şey koymaya çalıştın. Kulağa çok iyi geliyor, yaparken sana iyi geliyor, sağlıklı geliyor. Fakat yiyecekle olan bağımlılık ilişkini bilmediğin için, yani onu bir alışkanlık zannettiğin için 60 gün, 120 gün, 250 gün büyük eziyet çekiyorsun. Ve sonra diyorsun ki artık herhalde kurtulmuşumdur, formül böyle. Ulan gece bir pasta atıyorsun ağzına, o alışkanlık hiç bırakılmamış gibi ertesi gün aynıyla geliyor. Çünkü aslında o alışkanlık bağımlılığa dönüşmüş. Alışkanlıkla bağımlılığı ayırt etmeyi öğrenmek burada çok önemli bir mesele. Bağımlılık zihinsel ve psikolojik bir problemin adı, bir hastalık aslında. Klinik olarak teşhisi konulabilen bir şey. Yani insanlara bağımlı demek, yani bir şey tekrar yapma bağımlı olmanı gerektirmiyor. Kıstasları var. İşte o işi yapmaktan vazgeçememek birincisi, bağımlı olduğunu inkar etmek ikincisi. Sana verdiği maddi manevi kayıpları ya da zararları yok saymak ya da inkar etmek bir başkası. O işi yapmak için çok büyük zaman kaynak ayırmak, hayatında önemli bulduğun şeyleri ihmal etmene sebep olması gibi bir sürü kriter var. Bunların 3'ü 5'i varsa bir insanın bağımlı diyebiliyorsun. Biz mesela çoğu zaman insanlara şeyi kabul ettirmekte zorlanıyoruz. Fazla yemek kötü alışkanlık değil, bu bir bağımlılık. Çünkü gıda bağımlılığı diye bir şey var. O şekere mekere bilmem neye bağımlı oluyoruz. Çünkü ödül sistemini coşturuyor. Dülfer bilir. Dolayısıyla o bağımlılık halini fark ettiğin zaman artık bu bir alışkanlık değişiminden ziyade bir tedavi süreciyle alakalı bir şey oluyor. Yani o aradaki farkı fark etmek zor olan iş. O biraz problematik bir nokta. Ve son olarak bununla ilgili şunu söyleyeyim. Esas problem şu. Yeni yaşam sistemimizin bize sattığı şey yeni bağımlılıklar aslında. Yani bize bir sürü alışkanlık sunuyor ama bu çokluklar dünyasındaki bunalım bizi rahatlamak amaçlı alışkanlıklara götürdüğü zaman bu oyun oynamak olsun, sosyal medyada takılmak olsun, işte meşhur olma çabaları olsun ne istiyorsan yani seni zihnen ödüllendiren bir şey oradaki sıkıntını çabuk geçirdiği için sende bağımlılık yapıyor. İçerideki sistem diyor ki dışarıdaki dünya çok boktan ama bu çok zevkli. Biz bunları bırakalım buna yumulalım. Bütün bağımlılıklar böyle başlıyor ve böyle devam ediyor. Yeni dünyada alışkanlıktan çok bağımlılık sorunu var ve alışkanlıklar bilinç dışı bir yaşama mümkün kıldığı için seni bağımlılığa çok yatkın hale getiriyor. Dolayısıyla kaos her zaman en güzel ilaçtır. Hayatı sık sık değiştirme çalışmaları yapmak ve bunu içselleştirmek alışkanlıklardan kurtulmanın iyi bir yoldur. Mesela ben babamı tatile götüremem. Mesela İstanbul'a getiremiyorum. Çünkü o kadar çok alışkanlığı var ki seneler içerisinde oturmuş. Yani şu saatte işte dişimi fırçalamazsam, bu saatte yatmazsam. Hatta gireceği tuvaletin şekli bile onda alışkanlık haline gelmiş vaziyette. Mesela yer değişince rahatsız oluyor. Bu kadar alışkanlıkla ancak sınırlı bir alanda sınırlı bir hayat yaşayabiliyorsun. Tamam kendince o mutlu yetiyor falan ama bu şartların elinde olmadığı bir hayat düşün. Evin yıkıldı mesela Allah korusun. Ne yapacaksın? Bambaşka bir moda geçmek zorunda kalacaksın. Bunu zorla yapacağını, arada bir gezerek, görerek, kendi ortamını değiştirerek yapsan, bu alışkanlıkların cenderesinden çıkıp şunu kazanıyorsun. Beynin farklı ortamlardaki adaptasyon yeteneğini tekrar hatırlıyor. Dolayısıyla koşullar senin isteğin dışında değişse bile ona adapte olma yeteneğin artıyor. Alışkanlığın en büyük problemi yeni koşullara adapte olmayı zorlaştırması ve böylece de seni konforlu alanında kimseye bulaşmayayım abi ben hayat hep böyle gitsin ne kadar güzel ponçik
diye götürüyor uzunca bir süre. Ta ki şartlar üzerine yıkılana kadar. İşte ya da hayatta istediğin orada. Yani hani bir taraftan da işte pasif agresif ruh haline dönüşmüş oluyorsun. Hayatta potansiyelin olan ve yapabileceğini ya da yapmayı istediğin bir sürü havuç ya da vaat ama bunları hiç yapamamış, kendine yenik, pasif agresif, kendine yenik de iyi bir tanım oldu. Bunu kullanmak lazım. Aynen öyle. Konfor alanında durmak, kendine yenilmek zaten. Evet. Bir insan tipine dönüyorsun. Burada şeyi ayırt etmenin işi çok kolaylaştıracağını düşünüyorum. Ya en azından ben benim tarafta alışkanlık ve bağımlılık hikayesine bakarken. Yani insanın bedeni, zihni ve duygu üçlüsünün oluşturduğu bir bütün olduğunu bilme haline ihtiyaç var. Çünkü alışkanlıklarla alakalı masada kendim üzerimde de başkalarıyla beraber sohbet ederkendeki en çok rastladığım şey duygusal olarak mesela herkes duygusal olarak yenik bir partnerle alışkanlık değiştirmeye başlıyor. Daha evvelden denemiş ve yapamamış ve yapamayacağı konusunda onun yenikliğini kabullenmiş ve yine de buna rağmen onunla yani buradaki savaş kendinle olan bir savaş ya kendinle beraber yaptığın bir savaş ya da bir şey yorgunluk hali ama o yenilgiyi baştan kabul edip yani çok yenik ve bıkkın bir savaş arkadaşı edinmiş oluyorsun kendine farkında olmadan. Bunun duygusal da bir motivasyon, duygusal da bir kondisyon gerektirdiğini bilmek gerekiyor. Zaten bak alışkanlık deyince biz hep dışarıdan görünen elle kolla yaptığımız şeyler ama zihin alışkanlığı ne olacak? Evet. Düşünce kalıbı diye bir şey var. Yani seni çoğu zaman zaten aynı hareketlere, aynı kararları vermeye sevk eden şey adına düşünme dediğimiz ama aslında düşünmeyle alakası olmayan zihinsel kalıp döndürmelerle alakalı bir şey. Evet. Biz mesela o böyle dedi, bu böyle yaptı, dolayısıyla şu şöyledir, bu böyledir, demek ki sonucu bu olacaktır, ben bunu yapacağım. Bunu hiçbir zaman bilinçli düşünemiyoruz ki çünkü düşünce kalıplarımızın farkında değiliz. Biz veri alıp objektif olarak değerlendirip sonuç çıkardığımızı sanıyoruz, öyle değil. Yani bisiklet kullanmada ustalaştığımız gibi sonuç çıkarmada da ustalaşıyoruz. Ve bir süre sonra dağ bayır gidiyoruz yani hiç. Evet, aradaki nüanslara bakma. Bize verilen seçeneklerdekileri ikiye indirip ikiden bir tanesini seçmek üzerine dayalı bir düşünme kalıbı kullanıyoruz mesela. Tabii. En çok herkes yorumlarda falan yazıyor ya ben bir şey merak edeceğim ama neyi merak edeceğime karar veremiyorum ya da seçemiyorumla alakalı kalıp bu kalıp işte. Tabii. Bu kalıbı değiştirememe hali. Hep şeye alışmışız yani dışarıdan bize fırsatlar gelecek. Biz onu iki seçeneğe kadar indireceğiz. İki seçenekten bir tanesi seçeceğiz, gideceğiz. Böyle yaptığın sürece sana seçenekleri sunanın yürüdüğü yoldan gidiyorsun. Bir şey orijinal olarak merak da edemezsin. Ya da kendine ait hedeflediğin bir yola doğru da gitmen mümkün değil. Sen o seçeneklerin arasındaki insansın. Ve hep şakasını yaptığım mevzudur. Çok da ciddiye alıyorum aslında. İki seçeneğe inmiş bir zihinle düşünen her zaman cahildir. Yani hani hayatımızın o iki seçeneğin içerisinde kalıyorsun şeyde. Çoklu seçeneğin içerisinde durma kondisyonuna da ihtiyaç var arka tarafta. Bak herkes kendine bir baksın şimdi mesela diyelim bir arkadaşın sinirli. Yani biz izleyen sevgili arkadaşım şimdi sinirlenmiş bir şey. Gidip soruyorum ben diyorum ki neyin var? Diyor ki işte şununla karşılaştım. Bana şöyle dedi. Halbuki böyle olmuştu ama o bunu böyle dedi. İşte ben ona şunu dedim. O da cevaben bana bunu verdi. En sonunda benim de tepem attı. Diyelim böyle bir olay dizgesi var. Şimdi burada anlattığı her bir cümlenin arkasına emin misin diye sorduğunu düşün. Ya bu gerçekten böyle mi? Başka türlü olamaz mı? İkinci adıma dair bir daha emin misin diye sorarsan tepesi atacak ve sana da kızacak. Niye? Ya güzel güzel bir akıl yürütmüştüm. Şurada ağız tadıyla bir sinirleniyorum. Öfkemi kusacağım. Ne güzel basmışım adrenalini falan filan. Ne kurcalıyorsun? Yani benim konforumu niye bozuyorsun? Halbuki emin misin sorusuyla her türlü olay zincirine bak, yani kendi algılayıp anladığını düşündüğün her olay zincirine bak, adımların yarısından çoğunun o demek olduğuna emin olamazsın. Çünkü evet, başka evet, bir şey evet, demek evet. olabilir. Karşıdakinin onu dediğine, senin anladığın şey dediğine hiçbir zaman emin olamazsın. Çünkü sen onu bir ruh haliyle dinlediğini fark ediyorsun. Farkındalık o yüzden ponçikleştiriyor. O yüzden mesela seni pozitif negatif ruh hallerine savrulmaktan biraz alıkoyuyor ve senin o duygusal istikrar dediğimiz şeyini arttırıyor. Yoksa normalde o kalıp olumlu bir şeye aşırı sevinme, olumsuz bir şeye aşırı üzülmeye doğru seni otomatik götürüyor. Çünkü bu bir sarkaç gibi yani hep aynı şekilde sallanıyor. Onun fiziği belli. Arada zaten durup da aga bir dakika bu gerçekten böyle mi analizini yapmak farkındalığın ta kendisi. İşte bilincini oraya yönlendirip düşünce kalıbını orada kırıyorsun. Ve hemen hemen tüm insanlar buna sinirleniyor. Özellikle öfkeliyken. Ya bir dakika şu konuyu bir sorgulasak gerçekten anladığın gibi. Sen bana ne demek istiyorsun ben salak mıyım? Evet biraz salağız üzerinize afiyet. Özellikle öfkeli olduğumuzda aklımız çalışmıyor. Çünkü bize ait bir şey bizi oraya getiriyor. Dünyanın umurunda değil o. Yani diğerinde yok öyle bir düşünce kalıbı çünkü.
Dolayısıyla yani iyi bir hayat yaşamak istiyorsan, doğru değerlendirmek istiyorsan o bilinçle aralara girmeyi alışkanlık haline getirmek lazım. Kendi frenine basacaksın yani. Bir dakika baba, bu böyle mi acaba? Ben tabii açık bu arada üzerine doğru hızla gelen trene bunu yapmayabilirsin yani. Acaba gerçekten geliyor mu? Bundan falan. Öyle değil o iş. Yani biraz daha sosyal işlerden bahsediyoruz yani. Ya bu arada zaten alışkanlık derken oradaki verdiğimiz yani taktiksel kararlardan hiç bahsetmiyoruz. Aslında stratejik taraftan bahsediyoruz hayatımızla alakalı. Ben gerçekten açık beynin içerisinde bunun eğitimini açmak istiyorum. Alışkanlık devşirme eğitimi, değiştirme eğitimi. Şimdi burada iki tane başlık beliriyor. Böyle bir eğitim planladığımızda, hadi böyle bir şey fantazileyelim beraber. Bunlardan bir tanesi alışkanlık seçme, yeni alışkanlık seçme. Yani neyi değiştireceğiz ve neye değişeceğiz hikayesi. İkincisi de bunu nasıl yapacağız hikayesi. Şimdi nasıl yapacağız hikayesi üzerine epeyce bir sohbet ediyoruz. Bunlar geliştirici. Bunu egzersize nasıl dönüşeceği falan hani bir sürü masada birileriyle konuşuruz. Ama hani şöyle bir analoji kuralım, metafor oluşturalım. Burada 21 yaşında bir kadın ya da erkek olsun karşımızda. O 21 yaşındaki insana alışkanlık yükleyelim. Mesela hangi alışkanlıklara sahip olursa, önündeki 50 yıl, 70 yıl ne kadar yaşamı varsa, yaşamı boyunca gerçekten mutlu, dengeli, rahat, ne yapmak istiyorsa, neyle ilgili olursa olsun, ne yapmak istiyorsa kendini iyi hisseder. Çünkü bu yani gerçekten yüksek lisans ya da işte üniversitelerin ön hazırlık seviyesinde eğitim için gerekliymiş gibi geliyor bana. Temel yaşam becerisi artık. Evet, yani bunu anlamadan, bunu dönüştürmeden yapmak istediğimiz şeylerin hemen hepsinde yarı yolda ayağımıza dolanan, sırtımızdaki taşıdığımız yük bu bilgiymiş gibi geliyor. Bu bilgiyi çözersek geri kalanı sadece hani kişisel anlamda eğlenerek yaşadığımız bir hayatmış gibi geliyor şu yani an. Bir ne kazanacağımız var, bir de nasıl kazanacağımız var. Evet. İki tarafı evet. Aslında bunun. Şimdi ne kazanacağımız konusu zaten en çok kafa yorduğumuz konulardan biri. Onu bir sonrasında konuşalım ama nasıl kazanacağımız konusunda demin Mustafa Acungil dedin ya. Şimdi birkaç ay çalıştık biz Mustafa'yla. Mesela bu çevik yaşam buna gerçekten çok iyi bir giriş. Senin de dediğin gibi bana da oldu aynısı. Mesela ben yazmaya vakit ayıramamakla ilgili bir problem koyduk ortaya. Yani yazmam gerekiyor. Ama çok fazla iş var bilmem ne. İşte onun için mesela vakitler ayırmaya çalışıyoruz. Yazma alışkanlığı geliştirmeye çalışıyoruz şimdi. Nedir? Benim yazma alışkanlığım. Şimdi baktık, denedik, onu yaptık, olmadı. Bunu haftalarca çalışıyoruz böyle falan. Mustafa da artık yani resmen beyaz bayrağı çekmek üzere. Yeter gayrı bu işe ben yetişemiyorum falan. Ama yok, o çok sabırlıdır. Hiç öyle değil. En sonunda zaten onun benden çok önce fark ettiği bir şey benim fark etmemi bekledi. Aslında şöyle, ben gereksiz şeylere vakit ayırmayı kestikçe zaten boş kalınca yazıyormuşum yani, onu fark ettim. Ben boş kalınca böyle televizyon seyredemiyorum, bir şey, öyle bir alışkanlığım yok çünkü. Benim alışkanlığım aklıma gelen bir şeyi yazmak. Niye yazamıyorum? Lüzumsuz iş çok fazla ve bu lüzumsuz işlerin çoğu da daha iyi yazayım diye bir şey öğrenmeye çalışmakla falan alakalı. Yani aslında Mustafa ile fark ettiğimiz şey benim gereksiz işleri bıraktığımda kazanmak istediğim alışkanlığın zaten içimde var olduğu meselesi. Şimdi İşte bu mesela bir düşünce kalıbıyla alakalı bir şeymiş. Yani çevik yaşamla hayatını programlamaya çalışman için önce kendini tanıman gerekiyor. Şimdi bütün hikaye buradan geliyor. Ve işte ben daha sonra biraz daha kuvvetli sesle anlatmaya başladığım bir şey var. Niyetler hareketleri belirler. Sen bir şey istiyorsun da yapamıyorsan onun yerini işgal eden bir niyetin vardır. Sen de farkında değilsindir. Bütün gün ne yaptığına bak. Dolayısıyla görürsün niyetinin ne olduğunu. Ya hakikaten mesela ben kendim böyle bir şey keşfettiğim için çok işime yaradı. Şimdi birçok mesele yeni dünyanın gereksinimleri olarak zaten şimdi kime sorsam muhtemelen 2-3 tanesini listeler elimizde var. Mesela öz disiplin dediğimiz hikaye, durabilme becerisi, işte kendi arada bir kendi planı yapabilir, çevik yaşam becerisi, mesela bunlar çok önemli beceriler. Bunları mesela kazanmak için bir sürü yöntem önerebiliriz ama önce bir yer açmamız lazım. Yani bir şeyin içine koyuyoruz bunu çünkü herkes full bir hayat yaşıyor. O zaman mesela birinci sıraya azaltmayı koymak. Azaltmayın. Yani öyle. Gerçekten azıcık öyle metaforlamak istiyorum. Yani 20'li yaşlarda bir insan var karşımızda. Şimdi bu insana bir şey edindirme, alışkanlıklarla alakalı. Şu alışkanlıklara sahip olsa hayatın çok rahat olacak bölümünde. İlk edindireceğimiz alışkanlık, gerçekten bunu müfredatlaştırmak istiyorum. Azaltmayı öğrenmek mi? Yani bunu nasıl tarif ederiz mesela? Şunu tavsiye ederim, ben onu yapmaya çalışıyorum. İşi ve kovalamayı azalt. Keyfi arttır. Ama keyif nasıl bir keyif? Mesela birçoğuna garip gelebilir ama ben bir keyif söyleyeyim. Mesela çok geliştirici bir keyfim var. Bu arada A toplumuyla alakalı çok önemli bir paradigmal değişikliği. Paralel bir şey söylüyorsun aynı zamanda. Evet. Yani A toplumu bizi şeye yönlendirmekte zaruri. Aksine
tekil bir gruba tekil bir konuyla ilişki kuru ister. Evet. Yani şeyde bu çok pozitif de yani normalde sistemde yeni sistemde işleyen şey bu. Çoğaltma. Evet. Tabii ki. Bir konuda odaklan. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Keyif derken şunu kastediyorum. Yani bu hayatta bir şey yaparak mutlu olacağını fark etmiş insanlara konuştuğumuz önce bir masanın üstüne koyalım. Yani ben daha fazla kendimi nasıl uyuşturabilirim başka bir kanala gitsin. Buradaki muhabbet ona uygun değil. Ama gelişimsel bir hayat, üretken bir hayat yaşamak isteyenler için bir muhabbet yaptığımızı baştan çizelim. Gelişim yolculuğunda olan arkadaşlar genellikle böyle şeyleri merak ederler ve kullanırlar. Mesela onlar için hani işi azalt, keyfi arttır dedim ya. Yani diğer arkadaşlar için pek keyifli gelmeyebilecek bir önerim var mesela. Kişisel wiki browsing diye bir şey var. Wikipedia'yı açıyorsun. O gün merak ettiğin bir tane konu. Defterinde bir tek konu başlığı var. Açıyorsun wiki'yi ya da Google'ı. O konuyla ilgili bir şey öğrenmeye çalışıyorsun. Sonra kendini salıyorsun. Atıyorum bir saat bırakıyorsun kendine. O konuyla ilgili öğrenirken yeni karşına çıkan ve sadece senin merakını uyandıran yeni bir kavram varsa onunla ilgili başka bir sayfa, başka bir kaynak. Bir saat kendi keyfine göre internetten bir şeyler öğreniyorsun. Ama buradaki hikaye şu. Bu keyfin geliştirici bir şey olmasının bir şartı var. Başka bütün unsurlar kapalı. Yani oraya odaklısın ve tek derdin var. Benim zihnimde öğrenmeyi seven bir yer var. Ben ona biraz yem vereceğim. Ama bunu nasıl yapacağım? O ne yemek istiyorsa onu ikram edeceğim. Zihnin öğrenmek isteyen tarafı dışında istekleri olan taraflar da var. Eğlenmek isteyen tarafı var, goy goy isteyen tarafı var, cinsellik meraklısı tarafı var, yemek isteyen tarafı var. Onları bir saatliğine tatile göndereceğim. Sadece zihninin bilinçle ilgili kısmını mesela bir konuyu merak edip derinleştirme çabası içerisinde harcayacaksın. Bundan keyif almayı beceriyorsan mesela bu herkes bundan keyif almayabilir ya da o bulunduğu durum itibariyle başka öncelikler olabilir. Ama bu keyifliyse bunu bir rutine bindir. Ya şunu baştan ama kabul edelim. Sen de ister istemez hani karşı tarafı ikna ediyorken ya da sohbetini yapıyorken buna kaçmak zorunda kalıyoruz. Bu alışkanlık edinme ile alakalı süreç her zaman çok keyifli olmayabilir. Değildi zaten. Aynen öyle. Ya orası bir çatışmadan zevk tabii almanın ki zaruri olduğu yerlerden. Ama şöyle bak şu çalışmıyor Mustafa. Yani bu bir alışkanlık edinmek zorlayarak yapılabilir. Ama demin söylediğim nedenlerle o kadar fazla havuç, tatlı, pasta var ki etrafta. Yani çok böyle çelik gibi bir iraden olması lazım. Ben şimdi biraz da iradesi özellikle törpülenerek zayıflatılmış benim gibi modern çağ insanına aslında hitap ederek biraz tavsiyede bulunmayı seçiyorum. Çünkü alışkanlık kazanmak eski tip bizim zamanımızda olduğu gibi öz disiplinle hede zaten öyle çok kolay. Ama şimdi normal hayatın içinde yaşarken biraz daha ödül sistemini ihmal etmeden kendi kendine ödüllendirecek bir şeyleri de yapabilmek mümkün. Çünkü ne diyoruz hep? Çokluk çağı. Artık bunun da mümkün olduğu bir zamandayız. Yani baban gibi, atan gibi, deden gibi, ninen gibi belli bir periyoda, belli bir sisteme, müfredata saplanıp kalmak zorunda olmadığın, belli bir tarzda hareketle bir yere gitmek durumunda olmadığın, bir yere gitmenin 100 tane yolunun olduğu bir zamandayız. Mesela burada da beni cezbeden şahsen, ki muhtemelen bizim takipçileri de cezbediyordur, benzer kafada tipleriz çünkü, hem keyif alabileceğin hem gelişebileceğin alanlar tespit etmek. Mesela burada ne yaptığının çok önemi yok. Wikipedia örneğini bir kalıp olarak vermiyorum ama böyle bir şey bulduğun zaman olan ilk şey şu oluyor. Kendisine senin hayatında bir yer açıyor. Yani bunun ne olduğu çok önemli değil ama yer açtığı zaman bir şeyleri dışarı kovalıyor. Dolayısıyla dışarı kovalayan şeyler aslında senin belki kötü, belki de işine yaramayan alışkanlık. Ama faydalı bir şeyi koymak, kainat boşluk kabul etmeyeceği için hayatımız dolu ya, bir şeyleri dışarı atacak. Bu arada beyin plastisitesi aynen böyle çalışıyor. Yani beyin her tarafın meşgul. Hepsi bir şey yapıyor. Ama sen piyano çalmaya başlıyorsun. 5 gün sonra parmak alanları büyüyor. Ne yapıyor peki? Nereye doğru büyüyor? Yanındaki arazi boş muydu? Yani nadasa mı bırakılmıştı? Hayır. Orası bir şeyle uğraşılıyordu ama onun uğraştığı iş daha az önemli olduğu için ona ayrılan kaynak, nöronal kaynak azaltılıyor. Senin önemli bulduğun, zihinsel ve duygusal yatırım yaptığın konu büyüyor beyninde. Onun temsil alanı artıyor. Hayatı da biraz böyle plastisiteyle yaklaşılabilir. Yani tabii burada bir bilgelik lazım. Bir bilgelik geliştirmek lazım. Hangi keyif verici, zevkli, vakit geçirmekten hoşlandığım şey benim alışkanlığım olsun? Hangisi beni bağımlılığa doğru sürükleyebilir? Şimdi bu önemli. Mesela Wikipedia browsing. Bunu herkese önerebilirim mesela ama bazı bunu şöyle kullanacak. Günün 5 saati Wikipedia'dan rastgele makale okuyacak mesela. Sonra hiçbir şey olmayacak. Evet. Ama nedir? Bugün bilmem ne, Marcus Antonius'un teyzesinin kızının adını öğrendim.
Yani sana bana mala davara ne faydası var bu bilginin? O 1-2 saat neyse ayırdığın sürenin sonunda merak ettiğin konuyla ilgili bir şey yaz, bir şey anlat ya da o zamana kadar çalıştığın bir projeyle ilgili bir içgörünü oraya yerleştir. Yani o bir saati bir de bir ürüne dönüştürebilirsen işte o zaman bu hiç de boşa harcanmış bir vakit değil. Hiç de böyle bilinç dışı, vakit alıcı bir alışkanlık değil. Aslında üretimine katkı yapan bir hayat parçasına dönüşüyor. Şimdi hayatı aslında yani gene geri sarıp söyleyeceğim tek önemli şey var. Abi derdin varsa zaten hayatını o organize ediyor. Ya esas olan bu devirde bir anlam, bir katkı, bir dert, bir şeyin peşinde olmak. Ve bu olduğu zaman zaten ilk önce kontrol edilmesi gereken nokta burası. Alışkanlıklar, beyin, plastiste her şey ona göre dönüşüyor. Düşünsene. Taze aşıksın. Yeni aşık oldun birine. Abi sabah yatakta gözünü açtığından akşam kapattığın ana kadar yediğin, içtiğin, tuvalette yaptığın her şey onunla ilgili oluyor. Yani aşık olmak insana böyle bir şey yapıyor. Bütün tarz hareketini değiştiriyor. Neticede böyle derdi tasası, hani amacı, hedefi olan birileri zaten bir şekilde hayatlarında o amacın kendilerine verdiği alışkanlıkları zaten kazanacaklar. Ama burada sorun bunu kazayan kazanmak yerine biraz da yöntem bilmek. Yani ben tamam şimdi böyle bir hedefe doğru gidiyorum. Bu yeni dünyada şöyle böyle bir şey yapacağım. Neyse işte kafamdaki şey. Bunun için hangi yetkinliklere sahip olmalıyım meselesinde işte devreye o bizim üzerinde uğraştığımız eğitim başlıkları girecek. Yani bu insanlar, yani bizler bu insanlar derken hangi yetkinliklere sahip olmamız lazım? İşte benim bir kısmını yeni dünyanın cesur insanı da anlatmaya çalıştığım şeyler. Bir durabilme ve kendini değerlendirebilme. Yani öz farkındalık dediğimiz beceri. Mesela bence en önemlilerinden bir tanesi bu. Sıklıkla durmak, sıklıkla nereye gidiyoruz abi? Araçlarımız nelerdir, neler öğrendik sorusunu, devamlı iç muhasebe. Ve bunun tekniklerini öğrenmek. Bu bir teknik meselesi aslında. Evet. Yani zaten asıl hikaye bununla ilgiliymiş gibi geliyor bana. Yani bunlar tek seferde fark edilip, fark edince kendi organize olabilen şeyler de değil. Tabii. Bazılarına fark edildikten sonra alışkanlık geliştirme, egzersize etme, kalıcı hale getirmek yani için. Yazı yazmayı öğrenmelisin diyoruz ama yazı yazmayı bir öğrenmek lazım yani. Bunun gibi bir şey. Çünkü o bir alışkanlık devşirmeyle ilgili bir pozisyon. Yani günde kendine en az 2-2,5 saatlik bir boşluk ayırmadığın sürece yazı yazmayı yapamayacaksın. Tabii. Yani bu onu fark etmeyle, o esnekliği ya da kitap okumayla da alakalı. Yani hele bu dönemin içerisinde her şeyi mobiliteye aldığımız bir zamanda bir yerde stabil durmayı tecrübe etmediğin sürece kitap okuyamayacaksın. Hani kitap okuyamıyorum abi cümlesinin arkasında bu var. Aslında entelektüel hazların olmamasıyla ilgili değil. Hiç durma zamanını ayırmamakla ilgili. Devamlı hareket etmeye dayalı davranış gösteriyoruz. Bana şöyle geliyor. Yani biz nasıl hani dil öğrenimiyle alakalı bir yılı üniversitelerin önüne koymak zorunda kalıyoruz. Ya da aslında iş hayatına girmeden önce bir yıl, iki yıl, bazen üç yıla yakın staj dönemleri geçirmek zorunda kalıyoruz. Yani bunun bir zaruriyet olduğunu öğrendik. Yaşamla alakalı böyle bir adaptasyon, ara geri çiz süreçleri var. Bir şey yapma, dönüştürme, mutlu hissetme, dengede durmayla da alakalı kişisel olarak kendimizle bilişsel seviyede bir tecrübe zamanına ihtiyaç olacakmış gibi geliyor bana. Evet. Ya çünkü en büyük savaşımız, kimlerle nerede ne sohbeti yaparsak yapalım, en büyük savaşımız bu alışkanlık devşirmeyle alakalı savaşımız. Yani sohbeti masada gerçekten muhteşem entelektüel sohbetler yaptığımızda da karşılaştığımız şey bu oluyor. Herkes geliyor bir duvarda bir yere tosluyor. İşte yeterince okuyamadığı, yeterince çalışamadığı, yeterince bilmem ne yapmadığı falan. Bu bölümle alakalı böyle gayet maddelerini koyarak, burası herkesin bir şey söylemeye çok teşne olduğu bir yer ama tecrübe ettik ki geçtiğimiz 30 yıl boyunca, 20 yıl boyunca o söylenenle yürümüyor burası. Burası profesyonel üzerine bilimsel olarak çalışıp yan yana oluşturmamız gereken bir bentmiş gibi geliyor bana. Gelecekteki kendine hazırlık eğitiminden bahsediyorum. Evet yani evet. Önce bir tane gelecekteki kendi tasavvurun olacak birincisi. Burada böyle söyleyince şu modernist dönemin Amerikancı bakış açısıyla çok karışıyor. Ayırt etmek istiyorum şeyde. Ne kadar para kazanacağın, işte nasıl bir evde, bunlardan hiç bahsetmiyorum. Aynen. Yani dengeli, mutlu, üretebilir. İşte benim karnım en çok artan gelecekteki hayalini sorduğum zaman ben genç arkadaşlara. Evet. Bana bir meslek adı ya da gelir grubundan bahsediyorlar. Evet, evet. Yani o değil ki hayal. Evet, o bir sonuç. Sen ne yaparak onu elde ediyorsun? Orada bir bak bakayım falan deyince moralleri bozuluyor. Çünkü onlar böyle duran bir kişi hayal ediyorlar orada. Etrafında arabalar, kızlar, ne varsa işte. Bir şeyler var. Bir de baba ne yapıyorsun sen orada? Aksiyon nedir? Nasıl bir insansın? Etrafında kimler var? Nasıl bir ilişki biçimi içerisindesin? Ne kadar doyum hissediyorsun? Daha ne yapasın var? Nereye doğru gidiyor bu kişi? Yani
gitti, daha ölmemiş, devam ettiği için bir yere doğru gidiyor olması lazım. Bütün bunlar aslında o işte gelecekteki kendini tasavvur etme meselesi. Kitapta da sevdiğim bir örnek yazdım onu. Matthew McConaughey var ya aktör. Onun söylediği işte kahramanım 20 yıl sonraki kendim. Çünkü ben her sene gittiğimde o da 20 yıl ileriye doğru gidiyor, oluyor benden. Evet. Dolayısıyla devamlı ona doğru gitme meselesi ve buradaki aksiyonunun onu belirlediğini fark etmek. İşte bu başlangıç, ilk beceri. İşte bu farkındalık bilmem ne önemli bir kısmını burası işgal ediyor zaten. Ondan sonra mesela bir öz disiplin hikayesi var. Mesela işte öz disiplin geliştirmek. Yani ben bana sorarsan benim açımdan dünyanın en zor işi. Ama mesela öz disiplini kolaylaştırıcı teknikler var. Bunlar hepsi birbirine bağlı bu arada. Yani kendini fark ettiğinde, amacını fixlediğinde öz disiplin motivasyonun artıyor. Öz disiplin arttıkça üretkenliğin artıyor. Üretkenliğin arttıkça daha odaklı çalışabiliyorsun. Tabii odaklanman artıyor aynen. İşte bu tip yetkinlikleri sıralayıp, yani gerçekten senin sıklıkla söylediğin gibi okullara eğitim olarak yerleştirmemizin mecbur olduğu bir zaman gelecek. Evet. Ama şimdi bizim daha milli eğitimimiz uzaktan mı yapalım, çapraz mı geçelim ne uğraşırken biz tabii devletten bunları bekleyemiyoruz. O yüzden biz yapıyoruz böyle şeyleri. Bu alışkanlıkları organize edebilmek için aynı zamanda bunun arka tarafına bazı temel bilgi gruplarını da inci gibi dizmeye de ihtiyaç oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi evrimi bilmek. Kesinlikle. Çünkü aslında burada bazı alışkanlıkları geliştirebilmek için hem kendini tanımayla, bilmeyle alakalı hem de hikayede en büyük hikayeyi yakalama, en geneli kapsayan hikayeyi yakalamada evrim muhteşem çözümler verebiliyor bir şeyde. Bazı bilgi gruplarına ya da mesela bizim duygularımız, zihnimiz ve bedenimizle bütün olduğumuzu anlayacak bir beden bilgisine, beden, zihin, duygu bütünlüğü bilgisine ihtiyaç oluyor. Çünkü aslında yaşamda başka insanlarla sosyal ilişkide yaşadığımız büyük sorunların zeminini bu üçünü dengede tutamamanın oluşturduğunu fark etmemiz gerekiyor. Bunu fark edince hem kendimizi tanımada hem bir başka insanla ilişkiyi yürütürken onu tanımlamada, onu anlayabilir olmada düzgün alışkanlık geliştirmemizi sağlıyor. Gibi acık arka tarafa böyle hani sırtımıza background'umuzu asker gibi dizmemiz gereken bazı temel bilgiler de var. Bunlar olunca bundan sonrası gerçekten yokuş aşağı akan bir şey gibi. Aynen. Yani bunları alışkanlık edindim. Bak dün dersim vardı. Evrimsel psikoloji dersi. İşte evrimsel psikoloji dersi çok ilginç bir ders. Yani arkadaşlar çok seviyorlar falan ama özellikle de online derslerde falan öğrenciye böyle soru sordurtmak, angaj etmek zordur biliyorsun. Bizim Türk öğrenci anlat da öğrenelim kardeşim. O kadar para verdik. O modda dinliyor. Şimdi dün yaptığımız ders eşeysel seçilim ve kadın erkek farkı konusundaydı. Herkesin dertli olduğu mevzulara sık sık dokunduğu için abi sorudan ders yapamıyoruz. Bir taraftan ağzım kulaklarımda. Çünkü konunun hayatıyla doğrudan ilgisini fark ettiği zaman insan öyle bir angajı oluyor ki bozmayayım diye uzun süre söylemedim ama bir süre sonra dedim ki bak farkında mısınız nasıl coştunuz? Ya bir anda böyle sorular yağmaya başladı. Niye? Çünkü hayatın göbeğinde işe yarayacak, belli ipuçları sağlayacak bazı bilgiler olduğunu fark ettiniz. Şimdi burada bu aşamada bir önceki ders içinde aynı şeyi yapabilirsin. Ya ben bir şey öğreniyorum da arkadaş bu anlattıkları beyindir, davranıştır, psikolojidir. Lan benimle alakalı bu, benim bu. Yani bu bana bir araç olarak faydalı olabilirin kararını verdiğin anda duyduğun her şey farklı gözükecek. Mesela bu düşünsel öz disiplinle alakalı bir şey. Bir karar vermek. Ben bunu niye öğreniyorum? Hayatındaki yerini fark ettiğin anda o evrim dediğin bilgi yalılardan, katlardan, yatlardan daha kıymetli bir bilgi olduğunu anlayacaksın. Çünkü hemen hemen her şeyi başka bir şekilde anlamanı sağlayacak ve daha doğru bir şekilde anlamanı sağlayacak. İnşallah biz Türkiye'de bu evrim gerçekten var mı yok mu tartışmasını bir kenara koyabilirsek, hayaletlerle kavga etme meşguliyetimizden biraz zaman ayırıp, alan açıp bunu inşallah daha öğretebilir hale geleceğiz. Mesela biyoloji, bu devirde biyoloji öğretilmeyen bir topluluğun yok olacağını fark etmemiz gerekiyor ve galiba biz bunu biraz deneyimleyerek öğreneceğiz. Yani içinde bulunduğumuz birçok düşünsel rezilliğin, sosyal sistem çıkmazlarının, anlamsız sloganların arka planında insanın ne olduğunu, canlının ne olduğunu bilmemek yatıyor. Ben bunu sıklıkla anlatmaya çalışıyorum diyorsun. Mesela bu öz beceri, bakıyorsun eğitimde zikredilmeyen bir şey. Yani benim biyolojim kötü. Canlısın lan sen, nasıl biyolojin kötü olabilir? Yani böyle bir şey olabilir mi? Ki bu devirde gerçekten yani zekası problemli, mental retarde diye eski tabirle tabir edebileceğimiz insanların bile öğrenebileceği kadar basit hale gelmiş bir şey biyoloji. Benim biyolojim kötü diyebiliyor hala insanlar. Abi canının ne olduğunu merak etmezsen bu dünyada neyi merak edebilirsin yani düşünsene. Rezillik yani. İşte o amacı kaybetmeyle alakalı bir şeyi indirgemek aslında.
Ben bundan yavaş yavaş işte Matrix'ten ayılma seviyesi, bundan açık beyin içerisinde çok karşılaşmaktan belki de yani açık beyine gelen insanların büyük bir kısmı buradaki ayılmayla beraber geliyor bir şeyde. Yani işte okul okumanın tekil bir nedeninin alacağın maaşla ilgili olduğunu zannetme yanılgısı ya amaç araç ilişkisini kaybediyorsun. Yani yıllarca üniversiteler için şey araştırması yaptım. İşte yani üniversite, çocukların üniversitede tercih yapma motivasyonu ne? İki tane tercih motivasyonu var. Hangi mesleği yapacağını ya da etiket olarak ömrünce havalı bir şey, arabası gibi havalı bir şeyi burada taşıyıp taşımayacağıyla ilgili. Hacettepe. Yani çok %5'in altında şey, yani gerçekten bir konuyu merak, amaç araç ilişkisi kurma, konuyla alakalı adaptasyon falan. Yok yok, uzmanlaşayım falan. Şimdi yok, dünyada bizde galiba yanılmıyorsam Koç yapıyor buradaki hikayeyi. Sabancı yapıyor muydu emin değilim. Artık mesela üniversitede bölüm tercihinin anlamı kalmadı. Tabii. Üniversite dediğin şey bölüm tercih etmeden 2 yıl okuyarak devam ettiğin bir şey. Üniversite şey dünyanın birçok yerindeki üniversitede böyle tercih ediyor. 2 yıl, 3 yıl seni bölümsüz yani bir şey tercih etmeden başka bir düşünme grubunun içerisine alıyor. Çünkü o kalıpları aldıktan sonra sen zaten neyi merak etmeye başlarsan onunla alakalı, onu düşünebilecek, sorgulayabilecek, onunla alakalı gelişebilecek duruma geliyorsun. Ya galiba şöyle tarif etsek çünkü aramızda böyle bir tarifte çıkmıştı. Neyi yapıyorsan yap. Onu daha üst düzeyde yapabilmeni sağlayacak beceriler var. Meslekten bağımsız beceriler. Yaptığın işin adından bağımsız beceriler. Aynen bunlar öyle. Seni aynen öyle. Her işte seviye atlatacak. Biz hep böyle maaşlı çalışan, devletin atadığı orta vasıflı eleman şeklinde kendimizi konumlandırmaya zorlayan bir sistemden geçtiğimiz için ben bunun daha iyisini yaparım çok geç yaşta geliyor aklımıza. Evet. Bakıyoruz ki yani bu benim yeteneklerimin %1'i burada işe yarıyor. Dolayısıyla ben bu yetenekleri buraya yatırırsam, ne iş yapıyor olursam olayım, buna ben seviye atlatırım. Ama o zaman da işte aracın yok. Yani öğretmemiş kimse sana. Orada da devamlı şey başlıyor. Sistem beni engelliyor, dışarıdakiler beni tabii. engelliyor, şu beni aynen. engelliyor falan. Ya, ama bir ikinci evre var. Sistem denilen şey sensin işte. Tabii. Yani, sen katkı yapıyorsun bu şikayetinde o sisteme. Hem şikayetinde hem varlığınla katkı yapıyorsun bir süre sonra. Sen geriye dönüp kendine baktığında sen de aynı şeyleri yapan adama dönüyorsun. Onun için sırada bekledin, ona prim evet. verdin. O onun için üzüldün, onun için ağladın, onun için sevindin. Yani dolayısıyla bu sistemin bir parçası oluyorsun evet. aslında. İşte bu yetkinliklere sahip olan insanlar, şimdi kazara bir sürü şeye sahip oluyor insanlar. Yani yolda şanslı biriyle karşılaşıyor, ailede birisi oluyor bilmem ne. Bakıyorsun işte onların hayat çizgileri farklı be abi. Yani onlar başka bir şey yaşıyorlar. Bakıyorsun aynı okula gidiyor, aynı şartlar, ailesi orta gelir grubu bilmem ne. Adam kadın zırt diye bir şeyle çıkıyor ortaya. Yani şimdi zırt diye bir şeyle çıkıyor deyince şimdi hemen Google'a girip işte orta gelir grubundan zengin olan kaç kişi var diye bakmasınlar. Ölçü zengin olmak değil, para kazanmak değil. Ölçü bunu yaptım arkadaş deyip gururla arkasında durabilmek meselesi. Bence ölçü tamam hissetmekle ilgili. Aynen öyle. Kendini tamam hissetme hali. Aslında nadir olan ve aslında hepimizin kovaladığı şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Pas tamam işte bunu fark ettiğimiz gün paranın onu satın alamadığını da anlayacağız. Yani tamam olma isim varsa para çok güzel bir şey. Başarı, para vesaire hep daha fazlasının altında kaldığım bir şey. Aynen. Yani hep daha başarılı ve hep daha fazlası olacak parayla alakalı. O bir kaotik havuz. Ama tamam hissetme kendi başına yapabileceğim bir evet. şey. Tamam hissetmenin de ölçüsü nedir? Çok şükür. Daha nasılsın? Bu muhabbet çok şeye gebe. Bunun alt kırılımlarını beraber acık irdeleyeceğim. İstersen bir gün hakikaten bu yetkinlikleri tek tek tartışalım. Evet. Ya yani konuşalım daha doğrusu üzerinde evet. biraz açalım. Çünkü hani bizi izleyen sevgili takipçi dostlar da sıklıkla bu tip sorularla geliyor. Ne yapayım yani neye vakit ayırayım? Sağ olsunlar öyle bir gelişim derdinde bu arkadaşlarımız. Biraz daha onlara doğru da tabii her şeyi burada belki öğretebilmemiz mümkün değil ama en azından başlıklar konusunda anlaşalım ki arkadaşlarımız da hani bu konuda bir teşebbüslerde bulunsun. Açık beyinde bilişsel gelişim başlığı altında aslında genel büyük parantezde bunu organize etmeyi hep planlıyoruz ve yapıyoruz. Ama bunu daraltarak sadece bu başlıkta yani alışkanlıkları devşirmek, alışkanlıkları geliştirmek ya da bizi daha tamam hissettirecek alışkanlıkları edinmekle alakalı gerçekten eğitim grupları organize etmek istiyorum. Çünkü bu ihtiyaç yani aleni ihtiyaç grubu bu şey değil. Entelektüel bir sohbet. Bu olsa iyi olur durumu değil. O zaman daha önce yapmadığımız bir şey yapalım bir sonraki oturumumuzda. Önce bir liste hazırlayalım. Önce olur. Listeyi okuyalım sonra o liste üzerinden biraz konuşalım. Olur. Ya biz genellikle bu muhabbetlere hazırlıksız giriyoruz. Yani işte tamam. öyle geliyoruz kapıdan merhaba oturup konuşuyoruz. Ama mesela orada böyle bir hazırlık yapıp en azından listeyi bir paylaşalım. Olur. Sonra hatta sizlerden gelen yorumlarla da geliştirelim. O listeyi geliştirelim. Yani belki bizim aklımıza gelmeyen kaçırdığımız bir şey olabilir.
Bu arada videolarımızı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı abone olmayı unutmayın. Abi bunu söylediğin zaman abone sayısı artıyormuş kanalda. Vallahi herifler boşuna söylemiyorlar. Koca abone olmayı unutmayın lütfen. Ya benim bu konudaki genel tavrımı biliyorsun yani. Hani. Abi YouTube'da snobluk yaramıyor. Çünkü niye biliyor musun? Bak onu da söyleyeyim. Ben mesela önceden buna gıcık olurdum. Fakat şunu fark ettim. Ben bazı videoları beğeniyorum. Mesela bir konferans izliyorum. 6 tane konferans izlemiştim. 6'sını da çok beğenmiştim. 6'sının da aynı kanala ait olduğunu, Royal Institute kanalına ait olduğunu bir gün tesadüfen fark ettim. O gün kanalda abone ola bassaydım arada kaçırdığım bir sürü konferansta kaçırmayacaktım mesela. Dolayısıyla kendi zihinsel izleyine, amacına, hedefine uygun içerik tüketmenin bir yolu da beğendiğini işaretlemek. Yani etiketlemek. Dolayısıyla şu beğenmeler, abone olmalar bu işe yarıyor. YouTube size videolar öneriyor biliyorum. Neler neler öneriyor mayolu kızlar falan. Onlar boşuna değil. Onlar yem böyle. O videoların arasında bu tip videolar daha fazla görünsün istiyorsanız burada aksiyon alıp bir beğene, zile bilmem neye bir şey tıklamak lazım. Çünkü bu sistem bizim sağladığımız verilerle kişiselleşiyor. Tabii bize de iyi geliyor. Abone sayısı bu hafta bilmem kaç bin artmış diye kafayı buluyoruz aramızda. Bu arada yani YouTube'un sadece %5'ine hitap ettiği bizi, bu gerçeklikle beraber yola çıktığımızı biliyorum. Tabii. Buna rağmen bu sayısal verilere varıyor olmak bile çok tuhaf yani şeydi. Yani hep bakın beraber o düşündüğümüzden daha fazla kalabalığız. Ben hani buradaki sayısal verileri hesaplayabildiğini zanneden adamım. Çok yanılarak gidiyor hikaye. Yani yok, YouTube çok etkisi kesinlikle sayısal etkisinin çok üstünde. YouTube'daki evet, izleyici etkisi. Evet, evet, evet. Herhangi bir şey yapma dönüştürme konusunda falan. Her ne kadar son lansmanda biraz doların altında kaldıysa. Abi nasıl bir döneme denk geldik ha. Şey, herhalde evet. 15 Temmuz gecesi lansman yapsaydık aynı durum olurdu. Aynı durum olurdu gerçekten. Herkes büyük bir şok içinde boş bakıyor yani. Muhtemelen seyredenler de bir taraftan yanında döviz kurları açık. Aa, 13 oldu falan diye. Böyle izliyorlardır. Allah hepinize kolaylık versin. İşte cesarete daha çok ihtiyacımız olduğu dönemde. Yeni dünyanın cesur insanı. İyi bir duygusal akış. Hocam görüşürüz çok hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.